Abi nasihati yapayım mı? Sakın büyük konuşma. Sakın. Büyük konuşmadığım için soru soruyorum. Öyle bir şey de vaat etme. Çocuklarımı benden iyi yetiştireceğim de inşallah. Okula göndermeyeceğim, bahçeye çıkarmayacağım, hava aldırmayacağım, solunum yaptırmayacağım deme sakın. Çünkü 10 sene sonra dünyanın neresinde olacağı bilinmiyor kızım. Dünya çok kötü gidiyor. Görüyorsunuz, çok basit, siz de dünyadan anlıyorsunuz. Müslümanlar bugün çok zor günler yaşıyorlar Türkiye'de. 5 vakit namaz kılan hanımı örtülü adamların iktidarı döneminde. Birbirleriyle savaşıyorlar. Bir anlam verebiliyor musunuz bu işe siz? Zannedersin ki Hitler döneminde yaşıyoruz. Onun için 10 sene sonrasına ben mümin olarak ayaktayım inşallah diye heyecan taşı, o ayrıntılara bugünden girme sakın. Şeytan tükürdüğünü değil, kestiğin tırnaklarını bile yalattırır sana. Ne dediğimi anlatabildim mi? Yani o günün hesaplarını o güne birikmiş imanınla sakla sen. Çünkü o gün ne yapacağını ancak o zaman karar vereceksin. Artı, okula göndermemek alternatif değil kızım. Onu doldurmakta zorlanacak. Anne baba olarak bir gün iki gün he dedin çocuğa, elif cüz öğrettin, öbür gün ne yapacaksın? Okul ne demek? 1000 kişilik bir okulda senin 1000 tane arkadaşı olması demek çocuğun. Siz kendinizden düşünün. 1000 arkadaşla biriyle kavga ediyor, öbürüyle oynuyor, öbürünün saçına asılıyor. Bu bir hayat tarzı çocukta, eğitiliyor. İtti beni diyor, o da onu itiyor. Aslında o da bir eğitim. Sen evde kaç arkadaş bulabileceksin çocuklara? Dolayısıyla okula göndermemek çare değil, kaçmaktır. Ama gönder okula, akşam eve gelince elini sabunla yıkattığın gibi imanını dezenfekte et çocuğun. Öğretmen ne dedi sana bugün de? Bak ki Allah'ın yerine başka bir putu koyuyor. O put kızım de. Oğlum o put de. Öğretmenin yanlış söylemiş de. Dezenfekte et, böylece toprağını at, marulu kopar ye. Toprağıyla yersen toprak dolar miden. Topraksız da marul büyümüyor maalesef. Anlatabildim mi? Hocam bizim baz aldığımız nokta burada çocuğun sosyalleşmesi mi? Yoksa dışarıdaki... 10 gerekçeden biri. Başka ilim meclisine gönderemez mi zaten? Gönderirsin. Bir pencereleri kapanmış bir evde oturtursun. Orada çocuğu hafız yaparsın, bir şeyler yaparsın, yaparsın. Dünyadan kopuk seni takmaya bir çocuk yetişir bu sefer. Birisinin çocuğu gül gibi olur. Senin çocuğun da seni delirten bir çocuk olur. Ablalar, şimdiden kışın nasıl ısınacağımı belirleyemem ben. Kaç derece soğuk olacak bilmiyorum. Ben grip olup olmayacağımı bilmiyorum. Şimdiden kış için hazır olurum ama. Plan yapamam. Sobam, kömürüm, odunum hazır olur. Ne zaman yakacağımı, ne zaman hava soğursa o zaman yakacağım. Ne bileyim. Ben ocağın 14'ünde 20 derece yakacağım sobayı. Ya o gün güneşliyse hava, bir gün önce soğursa, soğuktan mı donacaksın? Anlatabiliyor muyum? Çok büyük bir alan, ileriye yönelik heyecan sakla, planlama yapma.